konuşmalarını yapmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız, Expo Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Mehdi Eker'i lütfederseniz alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Hoş geldiniz efendim. Çok kıymetli valim, sevgili milletvekili arkadaşlarım, Antalya'mızın çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek odalarımızın, Antalya ilimizin kent dinamiklerinin çok kıymetli temsilcileri, kıymetli Antalyalılar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok sevgili çocuklar, değerli basın mensupları, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye için önemli, Antalya'mız için çok önemli bir gün. Dünya 160 yıl önce Expo düzenlemeleri yapmaya başladı. Expo organizasyonları dünyada 160 yıldır yapılıyor. 160 yıllık Expo tarihinde ilk defa Türkiye bir Expo'ya ev sahipliği yapacak. Ve bu Antalya'da yapılıyor. Öyle bir etkinlik ki bu Botanik Expo Antalya'nın Türkiye'nin geneli itibariyle sahip olduğu biyoçeşitliliğin biyoçeşitlilikle ilgili zenginliğin adeta merkezi olduğunu sadece Türkiye'ye değil dünya aleme gösterecek bir etkinlik. Ve Antalya bu güzel etkinliğin ev sahibi ülke. Teması insanlık için çok değerli, çok kutsal iki varlıkla sembolize ediliyor. Çiçek ve çocuk. Çiçek sadece insanlığın estetik ihtiyaçlarını karşılayan bir varlık değil. Biyoçeşitliliğin, biyolojik zenginliğin sembolü. Bizim Anadolu'muzun sahip olduğu 4000'in üzerinde endemik bitki türü var. Yani sadece Anadolu'ya has. Başka bir yerde yok. Dünyanın başka bir yerinde bu çiçeklerden, bu bitkilerden yok. 5600. Çiçek Antalya için, Türkiye'nin biyoçeşitliliği için son derecede önemli. Diğer tema, temanın diğer unsuru çocuklar. İnsanlığın geleceği. İnsanlığın umudu. Bu iki tema üzerinden, bu iki temanın işlendiği bir Expo Antalya'da 2016 yılının 23 Nisan'ında başlayıp 6 ay süreyle insanlığa bu iki varlığın güzelliklerini ve bunun üzerinden gelecek tasavvurumuzu, bunun üzerinden geleceğe ait görüşümüzü, bunun üzerinden yeni bir dünya teşekkül ettirme, bunun üzerinden yeni bir gelecek inşa etme projesi olarak biz dünyaya da
Türkiye'ye de Antalya'yı tanıtmış olacağız. Sözüm burasında şunu ifade etmek istiyorum. Biz biraz sonra butona basacağız ve Expo 2016 Antalya projesinin altyapıyla ilgili faaliyetlerini başlatacağız. Ama tam da bugünlerde biz çocuk üzerinden, çocuk sevgisi üzerinden değerlerimizi geliştirirken, perçinlerken maalesef dünyanın bir başka ülkesinde, Mısır'da da Suriye'de de çocuklar hunharca ve acımasızca kimyasal silahlarla veya plastik silahlarla kurşunlara hedef ediliyor. Burada çocukları katleden zihniyeti nefretle kınadığımızı, telin ettiğimizi ifade etmek istiyorum bir kez daha. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara bayram olarak armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramını biz bir değer halinde taşırken, bütün dünya çocuklarıyla da Türkiye'de bunu paylaşırken ve 2016 yılında yeni bir etkinlikle evrensel platforma tekrar çocuk ve çiçeği taşımaya çalışırken, tam da bugünlerde sınırlarımızın hemen dışında çocukların hunharca katledilmesini doğrusu büyük bir üzüntüyle, büyük bir esefle, büyük bir kederle şahit olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Değerli katılımcılar, biz Antalya Expo 2016'nın bayrağını 21 Kasım 2011 tarihinde devraldık ve hızla çalışmalara başladık. Elbette ki burada Antalya'nın seçilmiş olmasında, Antalya'nın yöneticilerinin, Antalya'nın siyasetçilerinin büyük emeği var. Ama en çok da bütün Antalyalıların emeği, katkısı var. Bu son derece de önemli ve ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çünkü Antalya'nın sahip olduğu bu güzellikler, bu değer, bu varlıklar olmazsa Antalya seçilmezdi. 2011 yılında devraldığımız bayrak ve arkasından bakanlığımızın koordinatör kuruluş olarak belirlenmesinden sonra hızla kanun hazırlama sürecine girdik. Ve 10 Kasım 2012 tarihinde de Antalya Expo 2016'nın kanununu çıkardık. Tabii bu kanunla birlikte artık burası kanunu ile korunan bir organizasyona dönüştü. Yönetmelikler çıktı. Ajans teşekkül etti. Yönetim kurulu 9 üyeden oluşuyor ki yönetim kurulunda Antalya'nın bütün dinamikleri var. Büyükşehir Belediye Başkanı, Antalya Sanayi Ticaret Odası Başkanı, Antalya Ziraat Odası Başkanı, Antalya Valisi, bir de kamu kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı bir yönetim kurulu. Keza 54 kişilik daha çok Antalya'daki il ve ilçelerde görev yapan belediye başkanlarından tutun da burada hizmet gören sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, meslek örgütleri, dernekler, vakıfların yer aldığı 54 kişilik de bir konsey var. Bu da oluştu. Yönetmelikler çıktı. Bu alan 1100 dönümdür. Yani 1.100.000 metrekare. Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitüsüne ait bir arazi. Ve bu alan üzerinde planlamalar başladı.
İşte bugün biraz sonra temelini atacağımız sedde, sedde üstü yol, drenaj ve Expo Gölü yapılmaya başlanıyor. Daha önce burada bir takım fiziki çalışmalar yapıldı. 40 kilometre drenaj yapılacak değerli arkadaşlar. 40 kilometre. Bu Türkiye'nin sahasındaki en büyük drenaj çalışmalarından birisi. Amaç şu: Antalya Expo alanı üzerinden sadece geçici olarak yapılacak bir sergi, ziyaret edilecek bir sergi alanı değil, gelecekte de kalıcı olarak Antalya'ya zenginlik katacak bir takım eserler de bu vesileyle yapılmış olacak. 100 ülkenin katılmasını hedefliyoruz. Bunun manası şu: dünyanın değişik coğrafyalarında bulunan 100 tane ülke Expo'ya yer sahibi olacak. Expo'da temsil edilecek. Kendi ülkelerinin güzelliklerini, değerlerini, kültürel değerlerini burada insanlık ailesiyle paylaşma imkanına sahip olmuş olacaklar. Bu fırsatı bulacaklar. Tabii bu alan bugün Expo Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı aynı zamanda. Bu törenden sonra toplantıya biz devam edeceğiz yönetim kurulu üyeleriyle. 5 ayrı proje sunuldu şu anda. 5 ayrı projeyi biz değerlendiriyoruz. Burada bu sahada uygulanacak olan göleti, tepesi, kulesi, sergi salonları, alışveriş mekanları, kültürel alanlar Antalya'nın güzelliklerini en iyi şekilde sergileyecek yapılar, mimari unsurlar, altyapı unsurları, ticaret mekanları ve Antalyalıların, üreticilerinin yetiştirdikleri ürünleri pazarlayabilecekleri, dünyaya tanıtabilecekleri mekanlar da yine bunun içerisinde yer alacak. Bu Antalya için kalıcı bir zenginlik, kalıcı eserlerdir. Yarışmalar yapılacak, bir takım bu mimari proje unsurları yarışmalarla belirlenecek. Unutmayalım ki dünyada her yıl 10 milyonlarca turistin ziyaret ettiği Paris'teki Eyfel Kulesi bir Expo ürünüdür. Yine Paris şehrindeki Büyük Saray, Küçük Saray diye bilinen mekanlar da, Londra'daki bir takım dünyanın çok ünlü eserleri de Expo vasıtasıyla, Expo vesileleriyle ta 19. yüzyılın sonunda planlandılar, yapıldılar ve o günden bugüne o ülkelere, o şehirlere değer katmaya devam ediyorlar. İşte Antalya için de Expo bu tür bir imkan getiriyor. Her sene Türkiye'ye 30 milyon civarında, işte son yıllarda hamdolsun ulaştı. 10 milyon 11 milyonu bunun turisti Antalya'ya geliyor. İnşallah bu sene rekor kırılacak. Daha fazla olacak geçen seneden de. Yani 12 milyona inşallah yaklaşacak turist sayısı. Bu kadar turiste ilaveten yeni turistlerin de gelip ziyaret edeceği bir il olacak Antalya. Bu Expo vesilesi vasıtasıyla. Biz bugün burada temelini atacağımız sedde, sedde üstü yol, drenaj ve Expo göleti, bu alanın korunması ve bunun üzerine uygulanacak olan diğer proje unsurlarının hazırlanması açısından çok önemli buluyoruz. İhalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Biraz sonra da kazma vurulmaya başlanacak. Peki ne kadar sürede bitecek? En geç bu yılın sonunda, bakın bugün 23 Ağustos 2013. Yılın bitmesine
4 aylık bir süre var. Bu 4 ay içerisinde bu çalışmalar tamamlanacak. Birkaç ay içerisinde de inşallah Ekim-Kasım'dan itibaren de bu alanda yapılacak olan düzenleme ile birlikte ağaç dikme faaliyetleri başlayacak. Ya ona hazır hale gelecek. Onun için hızla bu süreci tamamlamamız, fiziki yapıyı tamamlamamız gerekiyor. Tabii Antalya'nın Expo vesilesiyle, vasıtasıyla geliştireceği kuşkusuz başka altyapı yatırımları var. Gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımızın, gerek Ulaştırma Bakanlığımızın, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin, Orman Su İşleri Bakanlığı'nın, Kalkınma Bakanlığı'nın ve kuşkusuz Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın kurumsal olarak burada bu Expo projesi vasıtasıyla yapacakları işler var. Antalya yeni projelere bu vesileyle kavuşmuş olacak. Çevre yollarından tutun, diğer birçok taşkın koruma vesaire faaliyetlerine, toplulaştırma faaliyetlerine, yeni üretim alanlarına kadar birçok imkana kavuşmuş olacak. Bu Antalya'nın büyümesi demek. Bu Antalya'nın güçlenmesi demek. Bu Antalya'nın üretim imkan ve kabiliyetinin arttırılması demek. Bu Antalya'ya daha çok turist gelmesi demek. Bu Antalya'nın daha da güzelleşmesi demek. Ama bizim mesajımız insanlığadır. Küresel mesajlar bu vesileyle Antalya'dan dünyaya yayılacak. Dünyanın ekolojik dengesinin korunması, daha yeşil, daha güzel bir dünya inşa edilmesi için hepimize düşen görevlerle ilgili bu Expo vasıtasıyla dünyaya mesajlar vereceğiz. Bizimle aynı mesajlara sahip, aynı tema etrafında birleşecek olan başka ülkelerin insanları da yine bu Expo Antalya 2016 vesilesi vasıtasıyla buraya gelip onlardan mesajlarını ve gelecekle ilgili tasavvurlarını, projelerini yine Antalya'dan bütün dünyaya taşıyacaklar. O nedenle Antalya böyle bir küresel mesaj verme yeri haline dönmüş olacak. O nedenle de Antalya Expo 2016 projesi son derecede önemli bir proje. Bu projenin tekrar bugünlere gelmesinde ben de katkısı olan herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hükümetimiz için, devletimiz için, Antalya için, bütün milletimiz için, hepimiz için önemli. Bu proje bütün politik görüşlerin dışında bir Türkiye projesidir arkadaşlar. Bir Türkiye projesidir. O nedenle hepimiz görüşlerimiz ne olursa olsun bu projeye sahip çıkmalı. Bu projenin bir an önce tamamlanması ve hayata geçmesi için çaba içerisinde olmalıyız. Biz hükümet olarak elimizden gelen bütün gayreti, bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Antalya dinamiklerinin de, kent dinamiklerinin de, şehrinin de, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, bütün meslek kuruluşları, meslek örgütleriyle birlikte, bütün Antalyalı vatandaşlarımızın da aynı çaba içerisinde olduğunu, olacağını düşünüyorum. Ve bu duygularla Antalya Expo 2016'nın Antalya'mız için ve bütün Türkiye için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 23 Nisan 2016 gününde açılışı yapılacak olan bu serginin, Expo'nun bütün Antalya'ya yeni değerler katacağını düşünüyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum herkese bundan sonraki süreç içerisinde. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, biraz sonra Sayın Bakanımızın işaretiyle, butonlara basmak suretiyle uzak bölümde yer alan, evet şu noktada yer alan
inşaatın başlama noktası efendim. Sayın Bakanımızın işaretine bakıyorum. Hazır mıyız efendim? Evet, hazırız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.